Bakalım nasıl olacak. Tamam, dökmeye başla hadi. Gözlerimi açmamam lazım. Sanırım biraz kestirebilirim şimdi. Bence bu kadar süre yeterli. Güzel, reçine kurumuş. Bak, bunlar gözlerim. Çok iyi değil mi? Şimdi bunu düz bir yere koyuyoruz. Reçinenin arkasına daha önce plastik bir bant koymuştum. Şimdi bunun içine modelleme altısı döküyoruz. En üste kadar dolduruyoruz. İşte hepsi bu. Şimdi yerine otursun ve baloncuklar oluşmasın diye altıyı biraz sallıyoruz. Sonra da kurumaya bırakıyoruz. Tamam, burası eğlenceli kısmı işte. Reçineyi böyle koparmaya başlıyoruz. Harika görünüyor. Gözlere takma kirpikler takıyoruz. Sonra parlak taşlar ekliyoruz. Hepimizin hayatında biraz parıltıya ihtiyacı vardır. Bayıldım. Sanki aynaya bakıyorum gibi şu an. Ne güzel. Bunu tamamen unutmuşum. Kıyafetime çok güzel uydu. Ellie ne yapıyor öyle? Vay canına. Şu takılara bak. Çok güzel görünüyor. Keşke benim de öyle takılarım olsaydı. Birazdan alacağım onları. Güzel oldu. Ah, telefonum çalıyor. Alo. Merhaba kanka. Ben de şimdi çıkıyordum. İşte bu. Çık artık hadi. Artık şu takılarla ilgilenebilirim. Hepiniz benimsiniz. Ne? Bunun içi bomboş. O pırıl pırıl takılar falan nereye gitmiş? Çok sinir bozucu. Neden Ellie'nin hep güzel şeyleri var? Bir saniye. O güzel şeylerini hep bir yerlere saklar. Aynı gizli hazine koleksiyoncusu gibi. Ama beni kandıramaz. Burada bir sürü altın ve gümüş var. Artık bir prensese benzeyeceğim. O zaman ne bekliyorum? Sahiş Berkemal sanırım. Tamam, sorun yok. Açılmıyor. Hadi ama açıl. Bunu tutkalla mı yapıştırmışlar? Bir daha deneyeyim. Eyvah. Ne oldu öyle? Olamaz. Kulpunu kırdım. Ellie buna çok kızacak. Belki yine yerine yapıştırabilirim. Şuna en sulu sümüğümü süreyim. Yok, olmuyor. Düşünmem lazım. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Şu muz. Doğal bir kulp işte. Yani sanırım. Artık işe koyulmam lazım. Öncelikle bize bir kase gerekiyor. Kaseyi şeffaf epoksi reçineyle dolduruyoruz. Şeffaf epoksi sıkıcı görünebilir. Ama şimdi bunun içine biraz parıltı ekliyoruz. Onun için bu simleri kullanıyoruz. Simleri kaseye döküyoruz. Sonra karıştırmak için bir dondurma çubuğu kullanıyoruz. Simleri epoksiye güzelce karıştırıyoruz. Harika görünüyor. İşte tam ihtiyacımız olan şey. Şimdi epoksiyi muzun üstüne döküyoruz. Üstünü tamamen kaplıyoruz. O kadar yeterli. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kuruduğunda artık kullanıma hazır demektir. Ellie hiçbir şey anlamayacak. Gelmiş bile. Şimdi doğal davran. Burada ne olmuş böyle? Değişik bir şeyler var. Orada muzların olduğunu hatırlamıyorum. Bunu sen mi yaptın? Sakin ol, hiçbir şeyden şüphelenmedi. Aslında hoşuma gitti. Tutması çok kolay. Eski sıkıcı kulplardan daha iyi. Teşekkürler Emily. Bunu hak ettin. Sen harika bir kız kardeşsin. Umarım derse geç kalmamışımdır. Neler oluyor? Doğum günün kutlu olsun. Bu tek boynuzlu atı senin için yakaladım. Bu çiçekleri kendim topladım. Teşekkürler. Çok naziksiniz. Hepsine bayıldım. Olamaz. Bugün Ellie'nin doğum günüydü. Tamamen unutmuşum. Vay canına. Ne cömert arkadaşlarım var. Umarım fark etmez. Kendimi çok kötü hissettim. Bu nedir? Ona bu taşı verebilirim. Demek çantam bu yüzden ağırmış. Bir dakika. Doğum günün kutlu olsun Ellie. Bu taş mı yoksa? Sende kalsın. Belki de bu pek iyi bir fikir değildir. Buldum. Bu şirin tek boynuzlu at kalıbını kullanabilirim. Ne yapacağımı buldum. Şimdi bu sıkıcı sade kalıbı rengarenk bir şeye dönüştürelim. Biraz boya işimizi görür. Kalıbın içine ufak damlalar halinde boya döküyoruz. Etrafı berbat etmemek için acele etmiyoruz. Sonra başının çevresinde pembe renk kullanıyoruz. Pembe çok güzel bir renk. Alt tarafta ise açık mavi kullanıyoruz. Çok görünmeyebilir ama bana güvenin. Şimdi bize şeffaf epoksi gerekiyor. Epoksiyi kalıbın içine döküyoruz. Bunu yaptığımızda boyalar birbiriyle karışmaya başlıyor. Adeta hipnotize edici. Bunu bütün gün izleyebilirim. Şimdi biraz daha reçine ilave ediyoruz. Reçineyi en üste kadar dolduruyoruz. Sanırım bu kadar yeterli. Şimdi bunu hafifçe karıştırıyoruz.
bununla Ebru etkisi yaratmak istiyoruz. Reçine kuruduğunda böyle görünecek. Çok harika. Şimdi buna bir anahtarlık ekliyoruz. Harika bir hediye işte. Hey Ellie, doğum günün kutlu olsun. Bu benim için mi? Bunlar gidebilir. Onu çantama takacağım. Vay canına, bu aldığım en harika hediye. Seveceğini biliyordum. İşte bu yüzden biz seninle kankayız. Doğum günümü unutmayacağını biliyordum. Ay, burada bir kaldırım taşı olması gerekmiyor muydu? Neyse ki yanımda aletlerim olmadan evden çıkmam. Sanırım bu pek iyi bir seçim değil. Ha, işte bu. Üç boyutlu kalemim her zaman işime yarar. Başkaları da buraya takılmasın. Şuraya birkaç çizgi daha. Şimdi içlerini doldurayım. Kaldırım taşı yok mu? Sorun yok. Neredeyse bitti. Tara! Hah, harika oldu. Hadi sene! Ey! Ay evet! Vay canına! Bu işte bayağı iyi olmaya başladım. Kalp çizme dahisi gibiyim. Hadi kendi şeridinde kal. Ne? Aptal yavaş araba. Hadi hadi hadi. Of, biraz sessiz olur musun Betty? Sen anlamazsın. Ay. Hey tuşun. Ona nasıl sert basmışsın artık. Ah, şimdi nasıl oynayacağım? Bu fena oldu. Ver şunu. O artık benim. Öf, çok saçma. Kalemini bırakmış. Bu oyunu iki kişi oynar. Klavyenin tuşunu kaybedersen, üç boyutlu kalemle kendine bir tane yap. Sadece diğer tuşlara uyacak kadar yüksek olsun. Şimdi gerçekle yüzleşme zamanı. Evet. İşte oyun başlıyor. Amanın. Betty, geri dönmüşsün. Nerede kalmıştım? Betty, sormadan kalemimi almışsın. Niye kız kardeşler bu kadar sinir bozucudur ki? Neyse ki çabuk düşünebiliyorum. Aman neyse. Ah, dişim nihayet çıkmış. Gel de onu al diş perisi. Sabahı iple çekiyorum. Buna asla alışamayacağım. İğrenç, git üstümden. Ay! Ha, amanın. Ağlamaz. Hasarı düzeltsem iyi olur. Bu asanın daha iyi günleri oldu. Bu kesin. Uyanıyor. En sevdiğin tabağı mı kırdın? Onu hemen düzeltmek için üç boyutlu kalem kullan. Bu kısmı biraz zaman alıyor ama buna değecek. Kenarı tamam. Sonra üzerinden geçen böyle çizgiler çek. Neredeyse yarısına geldik millet. Şimdi aynısını ters yönde yapıyoruz. Şöyle görünmesi gerekiyor. Güzel değil mi? Eski tabağını aratmayacak. Hadi bakalım. Neredeyse unutuyordum. Aslında bunun için gelmiştim. Bunun altında bir diş varmış. Bingo! Bunu hak etti. Seninle iş yapmak bir zevkti. Ah, cidden mi? Bugün ne kadar yavaş geçiyor ya. Burada dondurma mı satıyorlarmış? Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Anne olur param olsun. Para dedim, çöp çıktı. Peki ya bu? Bununla bir şeyler yapabilirim. Oh, bir müşteri. Selam. Merhaba. Gördüğün hoşuna gitti mi? Param varsa evet. Yok ki. Yok mu? O zaman sana yardımcı olamam. Peki. Hemen döneceğim. Tamam. Kendi para birimini yaratabilirsin. Yanımda üç boyutlu kalemim olduğu sürece sorun yok. Mükemmel. Birkaç adım daha kaldı. Bir dondurma külahına benziyor değil mi? Buna dondurmadan daha çok ne yakışır ki?
Çilek sosunu da unutmayalım. Bu şey karnım acıktırdı. Harika görünüyor değil mi? Bu kısımda zinciri tutacak. Çok sevimli oldu. Neyse ki buna uyan küpeler de yaptım. Şimdi kendimi gerçekten güvenli hissediyorum. Görünümüme seviye atlatma zamanı. Neredeyse yakaladım. Dönmüşsün. Evet döndüm ya. Bu kolye müthiş. Dondurmalarınla uyumlu değil mi? Evet. Küçük bir tane lütfen. Bunu da nereden çıkardın? Hep de böyle oluyor. Tırnaklarım güzelce törpülendi. Kırmızı iyi olur. Manikür salonuna gitmeye kimin ihtiyacı var ki? Ah benim anlaşılan. Ne sakarım. Of ya. Oje şimdi nasıl çıkacak? Çıksana. Hala orada mısın? Daha güçlü bir şeyler denemeliyim. İşte böyle. Oho, ümitsiz durum. Bunu kurtarmak mümkün mü ki? Belki de hayal gücümü kullanmalıyım. Biraz el işi yapalım. Bu silikon kalemiyle kendime yeni bir telefon kılıfı yapacağım. Kılıfa benzemeye başladı mı? Yanları unutma. İstediğin rengi kullanabilirsin. Bu kıyafetime uyuyor. Naber canım? Oo, fena halde kazanıyorum. Oh, biraz ara vereyim. Ekrana bakıp durmak uykumu getirdi. Oh, evet. İlginçmiş. Ay, o da neydi? Kedi değildi değil mi? Oh, Edison'ın gözlüğüymüş. O beni öldürecek. Oh, ve de koca popomu. Ama tekrar düşününce bu kalem her şeyi çözebilir. Önce camların çerçevesini şöyle çiz. Bütün çerçevesini sarsın. Tamamen kaplayana kadar devam et. Tanıdık geldi mi? Şimdi tek gereken onları birleştirmek. Şimdi sıra saplarda. Ve bitti. Bence gayet güzel görünüyor. Uyanma, uyanma. Oh, ucuz atlattım. Ah, büyüklüğü tam sana göre. Gözlüklerimle mi uyumuşum? Eyvah. Ha, tuhaf. Huh, başardım. Hey, şu müthiş şeylere bak. Bu kelebek tam bana göre. Ama niye bununla yetineyim ki? Yani sonuçta parmaklar niye var ki? Cidden müthiş görünüyorsun. Peki ya ben? Bunu ben yaptım. Bu biraz daha havalı. Biraz fazla sanırım. Bu işe yarar mı acaba? Of, niye deniyorum ki? Bir dakika. Buldum. Tabii ya. Şu kalbi gördün mü? Silikon kalemiyle çevresini çiz. Ben kırmızı seçtim. Şimdi içini doldur. Sıradaki bir taç. Tam kraliçelere göre bence. Ay şu çiçek ne hoş. İstersen farklı renkler kullanabilirsin. Hadi yaprakları dolduralım. Mükemmel. Bunun ne olduğunu merak mı ediyorsun? Bu parmağının çevresine gelecek kısım. Şimdi yaptığın kalbi hatırladın mı? Üstüne biraz silikon sık. Ve halkayı üstüne yapıştır. Bak nasıl takılar yapıyorsun. Muhteşem. Buna inanabiliyor musun? 4 tane el yapımı yüzük. Ha? Onları da nereden buldun? Versene. Bunlar çok değişik ya. Şunu deneyebilir miyim?
bayıldım yüzük kardeşliği. Pekala, Crocs terliklerimi süsleme zamanı. Bu daireler harika oluyor. Şimdi farklı renklere geçiyorum. Rengarenk olacak. Güzel, şimdi sıra eğlenceli kısmında. Evet, ne harika olduğuna baksana. Ah, hava değişiyor. Oh, fena fırtına çıkacak. Ah, şapkam gel buraya. Yaşasın. Bu şapkanın en güzel seyahati. Oh, şapkamın geri döneceğini hiç sanmıyorum. Neyse, en azından mutfak alışverişimi hallettim. Şu karpuzu keseyim. Oh, şu canlı renge bak. Çok fena kokuyor. Sanırım güzel bir fikrim var. Karpuzu ters çevirip 3 boyutlu kalemimi kullanıyorum. Kenarlarına kadar çizgi çekip masanın üzerine de biraz taşırıyorum. İşte tüm çevresine yaptım. Şimdi de üçgenlerin içini dolduruyorum. Şekillerin içini doldurmayı severim. Çok eğlenceli. İşte şeklin tamamını doldurdum. Şimdi birkaç güzel süs ekleyelim. İşte bu kadar. İşim bitti. Yaşasın. Karpuz sayesinde kendime bir şapka yaptım. Ay ne tatlı. Bayıldım. Pekala. Uygunsunuz. Geçebilirsiniz. İyi eğlenceler. Hayır. Bu hiç olmaz. Tabelayı görmediniz mi? Kıyafet kuralımıza göre sadece elbise giyebilirsiniz. Gitmeniz gerek hadi. Öf tüh ya bilmiyordum. Şimdi ne yapacağım ben? Hey 3 boyutlu kalemim. Evet bence bu sorunumu çözer. Of ya bu da zor işmiş. Şimdi bunu bitirmek için bir de kurdele ekleyeyim. Evet işte bir elbise. Pardon geri geldim. Vay canına. Bunu nasıl yaptınız? Yani tamam. Kıyafet kuralına artık uygun görünüyorsunuz. İyi eğlenceler. Vay canına. Elbisen çok havalı. Teşekkürler. Kendim yaptım. Burası harika bir kulüp. Biraz temizlik yapma zamanı. Hey bir dakika. Olamaz. Bütün eşyalarım dağılmış. Takı kutuma da bir bakmalıyım. Of ya, karman çorman olmuş. Şunları çözmeye başlasam iyi olur. Selam. Nasıl gidiyor? Pek eğlenceli değil. Bütün takılarım birbirine karışmış. Ay Allah, neyse en azından yanında durabilirim. Hey, elini benim için şöyle tutar mısın? Sağ ol, şimdi bunları parmaklarına geçirebilirim. Amma da çok takın var. Sanırım daha iyi bir düzenlemeye ihtiyacın var. 3 boyutlu kalemi kullanma zamanı. Önce bir oval çiziyorum. Sonra onu büyütmek için katman katman çizmeye devam ediyorum. Döndür döndür. Tamam iyi. Şimdi üstüne birkaç daire çizelim. Bunların da böyle büyümesi lazım. Döndürmeye devam et. Güzel bu bitti. Şimdi ikincisini bitirelim. İşte böyle son parmak da tamam. Vay canına harika oldu. Hey bak sana ne yaptım. Gördün mü? Takıların düzenli duruyor. Vay canına bu müthiş. Artık bütün takılarımı buraya koyabilirim. Çok da eğlenceli. Böyle çok daha iyi. Pekala bu eski Yunan partisine fena halde hazırım. Ama sanırım biraz daha takı lazım. Yok bunlar olmaz. Ya yıldızlar? Yok bunlar da olmaz. Peki ya bu kolye nasıl olur? Bu da olmaz. Selam çok güzel görünüyorsun. Takıma bak. Vay canına bu çok müthiş görünüyor. Bende ise sadece bunlar var. Kıyafetime de hiç uymuyorlar. Sanırım bu konuda bir şey yapabiliriz. Bu 3 boyutlu kalem imdada yetişir.
Pekala, Nefertiti'nin büstünü model olarak kullanıyorum. Tamam, şimdi de bu yönde çiziyorum. Bak, bu bir yaprak. Şimdi sırada diğer yaprak var. Bunlar harika oluyor. İşte sonuncu da oldu. Bak, harika bir şey yapabileceğimizi biliyordum. Çok sağ ol, ihtiyacım olan şey tam da buydu. Bu çalışmıyor. Biraz daha sert üfle canım. Böyle mi anne? Ay, kitabım. Sırılsıklam oldu. Uslu uslu oyna tatlım. Ama anne, baloncuklar çıkmıyor. Ah, bu sabah duş yapmıştım zaten. Ay, pardon anne. Oh, o da çocuk. Derin nefes al, sorun yok. Bu oyuncağı sevmiyorum. Ay, ne yapacağımı buldum. Hemen ilgileneceğim. Ne çok baloncuk aleti var. İşte bana gereken bu. Harika görünüyor. Bak annende ne var? Oo, anne, bu bir domuzcuk. Hem de baloncuk yapıyor. Yok artık. Aa, çok heyecanlandım. Onunla oynasana. Bu müthiş. Oo, çok eğlenceli. Biz sonsuza kadar en iyi arkadaşlar olacağız. Teşekkürler anne. Rica ederim canım, artık kitabımı okuyabilirim. Kek için teşekkür ederim. Dilek tutmayı unutmayın. Hadi bakalım. Umarım gerçekleşir. Ve babanızın ikinize bir de hediyesi var. Öyle mi? Aa, evet. Sadece bunlar var. Şaka mı bu? Kusura bakmayın çocuklar. Sorun değil anne. En azından kekimiz var. Belki bir şeyler yapabiliriz. Bu reklamı gördüm. Aman saçların güzel. Ama tek bir yolu var. Tekrar uzar. Bebeklerim için. Bunu yapmamalısın. Teşekkür ederim canım. Merak etmeyin çocuklar, sorun yok. Hediyeler mi? Mutlu yıllar. Bu en güzel doğum günümüz. Teşekkürler. Şimdi ne var acaba? Biz iyi birer anne babayız. Yüzlerindeki ifadeye bak, her şeye değer. Oo, bu bir 3 boyutlu kalem. Bana da bir bebek geldi. Bu harika bir hediye. Teşekkürler. Rica ederiz. Hadi yürüyüşe çıkalım oyuncağım. Bir fikrim var. 3 boyutlu kalemle enlemesine ince çizgiler çiz. Aşağıya doğru devam et. Sonunda şöyle bir şekil elde etmelisin. Sonra şekil vermek için çevresini çiz. Bu tamam olunca şöyle daha küçük şekiller çiz. Bunları birbirine yapıştır ve işte bir sandalye oldu. Tam bebeğe göre. Bebek belki yürüyüşten sonra oturmak ister. Çok naziksin. Teşekkürler. Bu harika. Şimdi biraz kek de yiyebilir. Sen dünyanın en iyi kardeşisin. Beni zorlayamazsın. Hadi tatlım, ellerini yıkaman gerek. İstemiyorum ama. Ördeğim ve ben buradan gidiyoruz. Gel buraya. Keşke uçabilseydin ördekcik. Sen kendini kurtar ördekcik. Ayağım. Her yerde legolar var. Hep ortalığı toplamak zorundayım. Aa, bir dakika. Bir kase ve jöle sabun al. Sabunu erit ve gıda boyası ekle. Küçük bir damla yeterli olur. Sabunu boyayla karıştır. Eşit olarak karışması gerek. Bu bitince sabunu büyük bir Lego'nun içine dök. Dikkat et, dışarı sıçramasın. Lego'yu ağzına kadar doldur. Öbür tarafına da aynısını yap. Şimdi donsun. Lego'yu ters çevirip sabunu çıkar. Eğlenceli renkli sabun. Ne düşünüyorsun? Lego sabunu ver bana. İşte budur. Onunla istediğin kadar oyna. Vay canına. Burada farklı renklerde olanları da var. Sarıyı da denesene. Bu harika. Evet. Pırıl pırıl baloncuklara bayılıyorum. Ne? Olamaz. Bozuldu işte. Artık olmuyor. Bütün baloncukları üfleyip her şeyi güzelleştirmek istiyorum. İşte peri hizmetinizde. Baloncuk yapamıyorum. Anladım. Evet, zor bir durum. Bu soruna karşı bir şeyler yapmam lazım. Boş verdiğini. Bende ondan daha iyi 3 boyutlu kalem var. Pekala. Şekil burada. Şimdi 3 boyutlu kalemimi kullanmam lazım.
İşe değneğin sapını yapmak için yeşille başlıyoruz. İşte oldu, şimdi yıldız için sarıyla devam edebiliriz. Sırada kırmızı daireler var. İşimiz tekrar kolaylaştı. İşte bitti. Sihirli değnek artık kullanıma hazır. Pekala, işte sana yaptığım yeni baloncuk değneği. Oo, ne güzel. Şu baloncuklara bak. Yaşasın. Evet, bu baloncuklar çok güzel. O zaman artık ben gideyim. Görüşürüz. Pekala. İkiniz de evlenmeye hazır mısınız? Hem de nasıl? Aynen. Tamam o zaman. Lütfen şimdi el ele tutuşun. Evet, aynen öyle. Bu çok hoş. Bu arada yüzükleriniz nerede? Tabii ya, yüzükler. Burada ceplerinden birinde olması lazım. İşte bu kutunun içindeler. Yüzüğümü görmek için sabırsızlanıyorum Alex. Oh, yalnız bu kutu tamamen boş. Ne? Yüzükler nereye gitmiş? Düğünümüzde yüzüğümüz yok mu? Beni sevdiğini sanıyordum. Tabii ki seni seviyorum. Şimdi nerede oldu, aklıma geldi. Gidip alayım. Aman tanrım, bu bir kabus. Yüzüğe ne oldu? Hemen bir şeyler bulmam lazım. Of, bu işe yaramaz. Olmaz. Belki burada başka bir şeyler vardır. Hey, sıcak tutkal tabancamı denesem? İşte bu işe yarar. Pekala, yüzüğün taban kısmı var ama üstünde değerli taşı yok. Burada sıcak tutkal kurtarıcı oluyor. Buraya sadece altın rengi bir damla koymam lazım. Sonrasında da biraz sim koydum, bu tamamdır. Onun moru sevdiğini bildiğim için bu renk çok işe yarayacak. İşte olay budur. Pırıl pırıl parlıyor. Pekala, sen şimdi kutuna gir bakalım. Bitirmem gereken bir düğünüm var. Tutkal tabancam ilk yanımdaymış. Az kalsın her şeyi batırıyordum. İşte döndüm. Artık devam edebiliriz. Pekala. İşte kayıp yüzük burada. Aynen söz verdiğim gibi. Mickey, takacağım bu yüzükle benimle evlenir misin? Evet, tabii ki evlenirim. Aman tanrım, mor renkte en sevdiğim. Düğünlere bayılırım ve bu gerçekten harika bir yüzük. Oh Mickey, yüzüğün hoşuna gitmesine çok sevindim. Ve Mickey, şimdi Alex'in yüzüğüne ihtiyacım var. Yüzük mü? Alex'in yüzüğü pekala buralarda bir yerde olduğunu biliyorum. Gerçekten birbirimiz için yaratılmışız. Evet ya, birazdan dönerim. Ve işte o da gidiyor. Bu biraz zaman alabilir. Taş, kağıt, makas oynamaya ne dersiniz? Pekala, oyuna başlayalım. Oo, seni ezik. Bir daha bana böyle şeylerle gelme. Babam çok tuhaf. Sürekli bilgisayarına bağırıyor. Evet, aynen öyle. Öl sen. Bir şeyler çiğnemek istiyorum. Oo, bu nasıl? Hadi ama, yani şunu. Peki şimdi ne kemirsem? Kitinin kulağı olabilir mesela. Bu adamı yenmeye çok yakınım. Sadece dikkatli olmam lazım. Başka? Elim olur mu acaba? Evet, al işte. Sonunda kazandım. Şimdi bu galibiyeti daha ileri taşımam lazım. İşte böyle, sanal gerçeklik gözlüğümü takma zamanı. Bak bende ne var? Kocaman bir kulaklık. Şimdi bunu kemireceğim. Aman tanrım. Bak, hemen orada işte. Babamın gerçek kulaklıkları. Bahse girerim, onları kemirmek daha zevklidir. Çok güzeller. Şimdi şunları bir alayım. Aldım kulaklıkları. Üstelik bunlar gerçek. Yaşasın. Acayip aldım bu oyunu. Harikayım. Bir dakika, kulaklıklarım nerede? Buraya bıraktığımı sanıyordum. Bir saniye Mickey. Olamaz, beni yakaladı. Daha hızlı kemirsem iyi olacak. Mickey, sana daha önce ne demiştim? Onları hemen bana ver. Çok ciddiyim. Hala bir şeyleri kemirmeyi sevmesine inanamıyorum. Bu yoksa bir diş mi? Olamaz. Baba, neyin var? Kulaklıklar. Yakaladım. Baba, çok şapşalsın. Hey, bu benim dişim. Seni geri istiyorum. İşte oldu. Dişim yaşadığı yere, ağzıma geri döndü. Bu kemirmek için çok sert. Bu konuda bir şeyler yapmalıyım. 3 boyutlu kalemimle bunu güzelleştireceğim. Bu yeşil rengi seviyorum. Onun için bu rengi kullanıp beyazı tamamen yeşille kaplıyorum. Yaşasın, artık kulaklık kutusunda diz işleri olmayacak. Böyle devam ediyoruz. Hiç boşluk bırakmıyoruz. Sanki bir bitki canavarına benziyor. Bir dakika, buldum. Şimdi bundan farklı renklerde yapıyoruz. Yaşasın, çok güzel görünüyorlar. Yani sanırım. Evet, çok şirin oldu. Bu işte çok iyiyim. Ama en çok bunu sevdim. Çok şirin oldu. Baba. Bak ne yaptım. Uyan ve bak hadi. Mickey, tatlım, olmaz. Baba biraz uyumaya çalışıyor. Bu nedir? Bak kulaklık kutusuyla ne yaptım. Vay canına, çok güzel olmuş. Ve bak benimle aynı renkte giyinmiş. Birbirimize uyduk.
En güzeli bu. Wow. Üstelik kulaklıkları da koruyor. Mickey kızım, bunun için çok teşekkürler. Onu tam şuraya koyuyorum. Şimdi beni oyun oynarken seyredebilir. Ne dersin? Evet, sana kazanman için yardım edebilir. Kesin eder. Şimdi oyuna dönelim. Öl hadi. Ve bende daha iki tane var. Şimdi bunlarla oynayabilirim. Ben kırmızıyım, ben de sarıyım. Bugün güzel görünüyorum. Cildimin pürüzsüz olması harika. Kaşlarımı biraz hacimlendireyim. Grup dışında bir tüy mü var orada? Buna izin veremem. Hemen halledeyim şunu. Aptal tüyler yok olun yüzümden. Oh, olayı çok abarttım. Ha? Bu da neydi? Biri çığlık mı attı? Gidip bir bakayım. Acil durum var sanki. Aman tanrım, Emily ne oldu? Sorun ne? Ellie, kaşın yok olmuş. Sorun yok. Birkaç derin nefes al. Bunu halledebileceğimiz bir sürü makyaj malzemem var. Hadi bu kaş kalemini al. Bu sorunumuzu kesin çözer. Emin misin? Yani baksana, hiç kaşım yok şu anda. Bütün yapman gereken yeni bir kaş çizmek. Pekala, belki buradan başlarsam. İşte bu. Harika bir iş çıkarıyorsun. Devam et hadi. Olamaz. Elbek 40 ayağa benzedi. Of, tam güzel olacak derken. Şimdi ne yapacağım? Ağlama, işimiz daha bitmedi. Nerede şu alet? Üstüne oturmuşsun. Pekala, bu sorununu kesinlikle çözecek. Vay canına, bununla kaşlarımı tam yerine çizeceğim demek. Bu ilk adım. İşte hem kaş aletin hem de kalemin burada. Vay canına, şimdiden harikayı çıkarmaya başladın. Ne düşünüyorsun? Çok iyi oldu değil mi? Yardımın için çok sağ ol. Hadi senin de kaşlarını çizelim. Evet ama benim kaşlarım zaten var. Biliyorum ama bana güven. Müthiş olacak. Tada! Seni bir kaplana dönüştürdüm. Aman tanrım, muhteşem olmuş. Çok şirin görünüyorsun. Hadi ben de omzuna çizeyim bir tane. Evet evet, yap hadi. Oh, vay canına, inanabiliyor musun? Fotoğraf çekimleri başlıyor. Çok heyecanlandım. Fotoğraflarımın çekilmesine bayılıyorum. Emily bir dakika. Niye sen de mutlu olmadın? Bugünlerde görüntüm konusunda kendime pek güvenmiyorum. Şu gözlüğü kullanmasan. O zaman önümü göremem ve fotoğrafta hiç güzel çıkmam. Herkes harika görünürken ben şaka gibi görünürüm. Gördün değil mi? Herkes mutlu ama ben değilim. Bu biraz tuhaf bir durum. Bu konuda kendini kötü hissettiğin için üzgünüm. Hey bir saniye. Sanırım sana yardımcı olabilecek bir fikrim var. Sana göstereyim. Çantamda bir 3 boyutlu kalemim var. Hayır, gözlüğümle oynamana izin veremem. Hadi ama güven bana. Seni hiç yüzüstü bıraktın mı? İşte senin gözlüksüz bir fotoğrafını çektim. Çıktısının üstünde 3 boyutlu kalemimi kullanacağız. Gördün mü? Sana harika kirpikler çizdim. Diğer gözüne de aynısını yapıyoruz. Fotoğrafın boyutu doğru ölçüde çizmemi kolaylaştırıyor. Vay canına, 3 boyutlu kalemle çizimde bayağı ustasın. İşte bitti. Şimdi kirpikleri kağıttan ayıralım. Bak, şimdi bunları yüzüne tutturalım. Hadi bakalım. Vay canına, bayıldım. Besbembe ve kocamanlar. Gözlerim konusunda şimdi çok daha mutluyum. Ve gözlüğümü taksam da rahatlıkla görülebiliyorlar. Hadi şimdi gidip fotoğraflarımızı çektirelim. Selam, güzel görünen tarafından çek lütfen. Hiç merak etme. Tamam, sıradaki öğrenci lütfen. Geldim, bir dakika, gözlüğümü çıkarayım. Aman tanrım, pembe kirpiklerin muhteşem. Harika bir fotoğraf olacak bu. Teşekkürler, bence de öyle olacak. Hey, fotoğraf albümüm bugün çıkmış. Yaşasın, harika görünüyorum. Neyse, artık rahatlayabilirim. Şimdi bu küpeler birer klasiktir ve ürünün tek örneğidir ve sizin yüzünüze de son derece güzel gideceği kesin. Aman tanrım, peki tamam, bu küpeleri kesin alıyorum o zaman. Ayya, işte geldim ve buradan bir şeyler çalmaya hazırım. Of, olamaz, alarm çalıyor. Binaya bir hırsız girmiş olmalı. Buna dayanamıyorum, kaçayım. Görünüşe bakılırsa Sahiş Berkemal, harekete geçme zamanıdır. Tamam, şimdi dinle. Ben küpeleri alırken sen de şeffaf kutuyu tut. Hayır, böyle olmuyor. Kutuyu beraberce tutalım, hazır mısın? Hadi şimdi. Bunun ne kadar kolay olduğuna inanabiliyor musun? Çok iyi işe yaradı. Aynen öyle. Şimdi buradaki her şeyi talan etmeye devam edelim. Aldın mı onu? Güzel. Ben de bunu aldım. Mükemmel. Hey, şuradakini de unutma sakın. Torbana sığarsa hepsini alırsın. Hadi o zaman. Aman tanrım. Az evvel neler oldu öyle?
Burası soyuldu ve her şeyi çaldılar. Burası tamamen boşalmış. Hatta küpelerim de dahil vitrindeki her şey gitmiş. Bir dakika, buldum. İşe bu polimer kil parçalarını üst üste koymakla başlayacağım. Parçaların ayrıca farklı renklerde olmasını istiyorum. Tamam, şimdi bu bardağı alıp kilin üstünde yuvarlıyorum. Bardağı merdane gibi kullanıp parçaları birbirine bastırıyorum. Güzel, şimdi bu ufak eğlenceli aletle killeri kesmeye başlayalım. Aleti böyle düz çizgiler halinde bastırıp şeritler yapacağım. Oho, şu harika gökkuşağı etkisine bak, bayıldım. Ama daha işim bitmedi. Şimdi bardağı tekrar alıyorum. Bunun ne anlama geldiğini zaten biliyorsun. Yuvarlamaya devam ediyorum. Bir sonraki adım için kurabiye kalıpları gerekli. Evet, bu küçük yıldızı kullanıp şirin şekiller çıkaracağım. İşte oldu. Şimdi bunu yerinden çıkarıyorum. Aman tanrım. Gökkuşağı renginde yıldızlarım oldu. Çok harika olmadı mı? Bunlara şimdi kanca takıp küpe haline getireceğim. Ve artık takmaya hazır hale geldiler. Kulaklarımda bir deneyeyim şunları. Oo, tam doğru yükseklikte sağa sola sallanmaları çok hoşuma gitti. Pardon, görünüşe bakılırsa burada bir şey unutmuşuz. Siz bana aldırmayın. Aha, vay canına, çok harika. Tekrar görüşürüz. Of. Bu oyunun resmen içinden geçiyorum. Beni kimse tutmasın. Of, bunu hiç anlamıyorum. Burada olay nedir ki? İşte, bir sonraki mahzenin kapısına gidişi buldum. Biraz enerji depolayalım. Bunu yapmayı neden seviyor ki? Hiç anlamıyorum. Ne? Hey, bu ne demek? Hı? Bir bakayım. Şimdi, aha, bir şey değilmiş. Sadece çıkmak için escape'e basıyorsun. İşte oldu. Aa, teşekkür ederim. Şimdi yüklüyor ve bu acayip uzun sürüyor. Hmm, bu sandviç lezzetli görünüyor. Bir sürü katmanı var. Of, elinde tutmuş yemiyor bile. Ne? Neler oluyor? Buraya nasıl geri döndü şimdi bu? Acaba hangi tuşa basmıştı? Bu hiç iyi değil. Yine ondan yardım istemem gerekecek. Hey, bana lütfen tekrar yardım eder misin? Aynı şeyi yapıyor bu. Peki, sorun değil. Ne? Yine mi bu oldu? Hadi ama, sen ciddi misin? Escape'e basacaksın işte. Yaşasın, başardın. Çok teşekkür ederim. Sorun değil. Her neyse, ben de bu arada sandviçimi yiyebilirim. Ama. Aman tanrım, şaka mı bu? Şu escape tuşuna bas gitsin işte. Dinle, senin bu tuşu hatırlamanın bir yolu olmalı. Bir saniye. Sandviç, tuş, bir fikrim var. Affedersin, şimdi çekil yolumdan. Burada bir şey yapmam lazım. Bu escape tuşunu klavyeden çıkarıyorum. Ve sonra kil kullanıp buraya ufak bir sandviç yapıyorum. Bunu böyle tuşun üstüne üst üste koyuyorum. Şu minik marula bak. Bir sonraki katman. Şimdi biraz peynir ilave edelim. En üstte de ekmek geliyor. Ama daha işimiz bitmedi. Buraya susam tanecikleri de ekleyelim. İşte oldu ve bence çok da güzel görünüyor. İşte bak, şimdi bütün yapman gereken bu hamburgere basmak. Oo, bir deneyeyim. Vay canına, çok şirin, bayıldım. Bir dakika, bu ne tuşu demiştin? Boş ver, bu hamburger ulandı değil mi? Tabii ya. Şuna hafifçe bir dokunayım. Aha, işe yaradı. Yaşasın, işe yaradı işte. Nihayet, kutlamak için bunu yiyeceğim. Aman tanrım, bu sandviç çok harika, bayıldım. Pekala, artık oyuna dönme zamanım geldi. Hem gazlı hem de 3 boyutlu kalemlerim elimde. Şimdi planıma gazlı kalemin çevresine daireler çizerek başlıyorum. Tamam, işte oldu. Şimdi bunu çekip üstünden alabilirim. Sonra bunun üzerine böyle bir ilmek çiziyorum. Şimdi bu ilmeğin içindeki boşluğu dolduracağım. İleri geri hareketlerle içini dolduruyorum. Pekala, bununla işim bitti. Şimdi daha önce yaptığım parçaları getirip yanlara tutturuyorum. Şimdi biraz sarıya ihtiyacım var. Harfimi bu sarı 3 boyutlu mürekkeple çizeceğim. Sonra da bu küçük şapkayı tam başımın üstüne koyacağım. Artık hazır, sopayı salla, dikkat! Uf! Bu da ne? Hey, sen ne yapıyorsun? Ah, olamaz. Tam başına attım. Ben en iyisi bu şapkayı ördeğimin kafasına takayım. Evet, ben değildim. O yaptı. Bugün pek hareketli değil. Şöyle güzel tarzı olan bir saç kesimi için gelmiştim. O, tabii ki, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. Lütfen şöyle oturun. Teşekkürler, öyle yapayım. Bugün hava nasıl dışarıda? Hala sıcak mı? Pekala, bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Biraz uçlardan alınmasını istiyorum. Kırıkları kesip biraz kısaltın. Tabii ki, hemen. Bunu kesinlikle yapabilirim. Yalnız sandalyenizi ayarlamam gerekiyor. Biraz daha, birazcık daha, az bir şey daha. Pekala, artık başlamaya hazırım. Saçlarınız çok güzel. İyi baktığınız belli oluyor. Saçınız burada dolanmış gibi görünüyor. Orada neler oluyor? Niye durdunuz? Sorun yok. Siz hiç endişelenmeyin, her şey kontrolüm altında. Aman tanrım,
Tarak tam ortadan ikiye ayrıldı. Aa, yüzünüzün o hali nedir? Oo, hiçbir şey. Bağırsaklarımda biraz sorun var da. Ben şimdi ne yapacağım? Bu en iyi tarağımdı. Bir dakika. Tabii ya. Benim sadık ve güvenilir 3 boyutlu kalemim var. O bu sorunu halleder. Elimde tarağın bir çizimi var. Bunun içini 3 boyutlu kalemimle en sevdiğim pembe renkte dolduracağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte oldu bu tarağın ön tarafı. Şimdi sıra tutma yerinde. Onun için bu açık yeşil rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Bunu fazla kullanma şansım olmuyor. Ve şimdi yeni bir tarak yaptığıma göre daha güzel olmasını sağlayabilirim. Bu kısmını bitirdikten sonra birkaç çiçek de yapacağım. Tamam, neredeyse ve şimdi bitti. İşte yeni tarağım. Ah, uyuyakalmış. Sanırım acele edip işimi bitirsem iyi olacak. Tekrar saçını taramaya devam edeceğim. Ah pardon, biraz uyumuşum. Tamam, bu düzeyin de sonuna geldim sayılır. Hadi bakalım son hazine koşusu başlasın, bunu başarabilirim. Bu orada ne yapıyor? Heyecan içinde. Bu kuleyi kazanmaya çok yakınım. Ben de bir deneyebilir miyim? Ha? Yok, olmaz. Şu an ben oynuyorum. Lütfen. Sana olmaz dedim ya, şu an ben oynuyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Sana hayır dedim. İyi o zaman, bu kadar kötü olmak zorunda değilsin ama. İçeceğim de bitmiş. Harika. Dinle, gözüm üstünde oyunuma sakın dokunma. Dizim üstünde ıyınıma takınma. Ne dırdırcı ya. Pekala, işte gitti. Fırsat bu fırsat. Oyunu böyle tek başına bırakmamalıydı. Bu oyunda harika olduğunu düşünüyor ama ona göstereceğim. Evet, bu oyunda bir harikayım. Benim yarım kadar bile iyi değil. Al bakalım. Bunu da al. Bu harekete ne dersin? Oh, olamaz. Bardağını yere düşürdüm. Uf, düştü işte. Şimdi yandım. Olamaz. Paramparça oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Oyununu oynadığımı hemen anlayacak. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Pekala bardak, sen benimle geliyorsun. Bu 3 boyutlu kalemi kullanacağım. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Bu kırık parçanın kenarlarını çiziyorum. Tamam, şu ana kadar gayet iyi gitti. Böyle devam etmem lazım. Şimdi kırığın üst kısmına geçiyorum. Böyle ileri geri hareketlerle boşluğu dolduracağım. Bu dikiş dikmek gibi bir şey. Ya da yama yapmak gibi ama buraya bir sürü çizgi gerekecek. Şimdilik kusursuz olmasına da gerek yok. Temeli oluşturacak çizgileri çizmek daha önemli. Tamam, neredeyse bitti ve işte oldu. Sanırım gayet güzel tamir ettim bardağı. Bu zaten elinden gelenin en iyisi. Aa, olamaz. İşte geri geliyor. Buradan hemen kalkmam lazım. Hemen koltuğuma oturayım. Son anda. Şüpheli görünüyorsun. Gözüm hala üstünde. Burada sanki doğru olmayan bir şeyler var. Bir şeyler kaçırmışım gibi geliyor. Her neyse. Sanırım bir şey yok. Pekala, şimdi bardağımı tekrar doldurayım. Bu seviyeyi geçmek için sıvı almaya devam etmem lazım. Ah, çok güzel. Fark edecek mi acaba? Bir dakika, benim bardağıma neler olmuş böyle? Her neyse, onun konuyla bir alakası yok sanırım. Önemli değil, ben oyunuma döneyim. Etrafın tozunu aldığın için teşekkürler Bay Brokoli. Ha, ne? Aha, rüya görüyormuşum. Acaba saat kaç oldu? Telefonuma bir baksam iyi olacak. Aha, telefonum! Olamaz! Aha, yere çok fena çarptı. Hayır, 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 hayır. Kırılmış, aman tanrım. Başıma gelebilecek en kötü şey. Aa, bir kabusun içindeyim. Neler oldu? Ben neredeyim? Ah, tamam, telefonum. Hey, beni düşürdüğün yerdeyim, hatırladın mı? Selam. Aa, bu bir kabus. Aa, aman tanrım. Bu da diğer bir kabusmuş. Bir dakika, telefonum. Telefonum yerde değil, ait olduğu yerde şu an. Ama acayip aklım gitti. Bunun olmasına izin veremem. Bunun için ne kullanacağımı biliyorum. 3 boyutlu kalemimi alıp bir şeyler yapmam lazım. Hoşuma gittiği için bu mor renkli mürekkebi alacağım ve telefonumun kılıfını boyamaya başlayacağım. Böyle yukarıdan aşağı zigzaklar çizip aşağıya doğru devam edeceğim. Bu boşluğu doldurmak için bir sürü 3 boyutlu mürekkep kullanmam gerekiyor. Tamam, üst tarafı bitirdiğime göre şimdi sıra yanlarda. Yan taraflarında iyice kaplandığına dikkat etmeliyim. İşte oldu. Kılıfın üstünü tamamen kapladım. Aa, elimden kaydı. Sorun yok. Hiç kırılmadım. Aman tanrım, çok endişelenmiştim. Ama yeni kılıf çok iyi işe yaradı. Pekala, şimdi uykuma devam edebilirim. Pijama partisi yastık savaşı olmadan olmaz. Öf, saçım. Görüşüm engelliyor. Ortalıkta çok fazla saç var kanka. Pekala, tut şunu. Bir dakika. Buralarda hiç saç lastiği yok mu? Bu da olur. Yavaş ol bakalım. İlk ben gördüm.
Ama benim daha çok ihtiyacım var. Ver şunu. Ay! Ne yaptığını gördün mü? Ama belki de iyi bir şey vardır. B planı kutusunu açalım. Yardımına ihtiyacımız var sihirli kalem. O harika olacak. Önce dalgalı çizgiler gerek. Ucunu kapat ve içini doldur. Bir dakikaya daha anlamlı görünecek. Minicik kalpler yapmak için küçük bir fırça al. Ne harikalar değil mi? Pekala bir tane daha. Biraz pırıltı olmadan el işi olur mu? Sonra uçlarını birbirine tuttur. Sonra da saçına tak. Artık yüzüme saç gelmeyecek. Vay canına. Oo! Savaş tekrar başlasın. Sınıf arkadaşınla zevkleriniz benziyor. Ama bu soruna yol açabilir. Görüşürüz. Hemingway bayağı ilginçmiş. Ne? Bunu koyduğumu hatırlamıyorum. Ben pompon kız değilim ki zaten. Ha bir dakika, bu benim sırt çantam mı? Bu bana harika bir fikir verdi. İsmini yaz ve dış hatlarını sıcak silikon kalemle çiz. Ben balon gibi eğlenceli harfler seçtim. İstediğin renkleri de kullanabilirsin. Gizli noktaları unutma. E'nin çevresi gibi. Şimdi sıra renklerde. Harflerin daha iyi görünmesi için çizgileri farklı yönlerde çek. Ve her çizginin sonunu daha belirginleştir. Sonra çerçeve ve zincir gelsin. Şimdi de yanlış çantayı al da görelim. Ha? Bu benim adım değil. Madison. Ted geçti ha. İsim etiketi kurtardı. Sen orada iyi misin? Pek şüpheli görünmüyor. Emily? Ha, burada bakacak bir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi. Kopya falan yok yani. Tamam o zaman. Az kalsın yakalanıyordum. Sakin, sakin. Hey! Pardon. Sadece çöp o. Ah çocuklar. Artık büyük silahları çıkarmanın zamanı geldi. Şaka mı bu? Hey! Boş verin. Beni öyle kandıramazsınız siz. Geriye tek bir saklama yeri kaldı. Ha? Matthew! O şey de nedir? Hepsi gitti işte. Ben de öyle düşünmüştüm. Uf. Hey! Biraz yardım etsene. Bir dakika. Cevapların hepsi burada. Bunu işte böyle yapıyorsun. Önce üstüne bu şeffaf tabakayı koyuyorsun. Ve saç düzleştiriciyi kullanıp bunu üstüne yapıştırıyorsun. Sadece kenarlarından yeter. Bir kenarını yapıştırmıyoruz. Sonra bunun içine bir sayfa sokuyoruz. Tam uyacak ölçülerde olması lazım. Sonra siyah gazlı kalemle ihtiyacın olanları yazıyorsun. Denklemler, cevaplar, her ne istersen. Bak ne çok yer var. Sınavın tamamı üstünde. Sonra kağıdı kabından çıkarıyoruz. İşte her şey artık burada. Teşekkürler. Ama ben hiçbir şey göremiyorum. Henüz değil. Ne? Bunu içine edeceğim demek. Şimdi ihtiyacım olan her şeyi görebiliyorum. Kendimi casus falan gibi hissediyorum. Bu ciddi ciddi akıl işi. Artık sınavın üstesinden gelebilirim. Peki. Bir bakalım. Harika. Çocuklar bir numara yapmıyordur umarım. Hayır. Hadi ama. Bir türlü tutamadım. Hey, komik olan ne? Yok artık.
Ne var? Anlayamıyorum. Buradan nefret ediyorum. Çok komik. Evimi tam buraya koyacağım. Buraya bir de arabalarımı getirmem lazım. Merhaba Noah. Bu çok eğlenceli görünüyor. Merhaba anne. Oynamak ister misin? Tabii ki. Şuraya oturayım. Anne olmaz. Evimin üstüne oturdun. Eyvah. Bu ses hiç iyi işaret değil. Olamaz. Kazara oldu ama sana daha iyisini yapabilirim. Yani umarım. Bu üç boyutlu kalem çok işe yarayabilir. Acil bir onarıma mı ihtiyacın var? Merak etme. Hallederiz. İşe bir ev çizerek başla. Sonra içini üç boyutlu kalem kullanarak doldur. Bu çizim bizim şablonumuz oluyor. Kalemle uzun çizgiler yapıyoruz ve çatının tamamını kaplıyoruz. Çizgileri birbirine yakın tutup aralık bırakmıyoruz. Bu bittiğinde kapıya geçiyoruz ve tabii ki her evin pencereleri olması lazım. Yalnız çizgilerin içinde kalmayı unutmuyoruz. Şimdi sıra duvarlarda. Bunun için farklı renkler kullanıyoruz. Pencerelerin ve kapının yanlarını dolduruyoruz. Sonra evi kağıttan ayırıyoruz. Şimdi sıra evi inşa etmekte ama bunun için çimentoya ihtiyacımız yok. Evin parçalarını birleştirmek için sadece 3 boyutlu kalem kullanıyoruz. 4 duvarının olmasına dikkat etmemiz lazım. Yoksa ev yıkılabilir. Duvarlar inşa edildiğinde evi çeviriyoruz. Şimdi çatısını yapıştırıyoruz ve evin üstüne yerleştiriyoruz. İşte karşımızda yeni bir ev. Noah bak, sana bir şey yaptım. Yeni bir ev mi? Evet, üstelik bir bahçesi de var. Vay canına. Bir dakika. Buna bir oyuncak bebek lazım. Bebek çok mutlu görünüyor. Sanırım ev hoşuna gitti. Luna Park çok eğlenceliydi. Gerçi atlı karıncadan neredeyse çıkarıyordum. Aa bak, bir arı. Git buradan. Arıları hiç sevmem. Ne? Ben sana ne yaptım ki? Bu lollipop çok güzel görünüyor. Bana da biraz ayır. Şekere bayılırım. Ay olamaz. Geri geldi. Hey, dikkatli ol. Yeter ama. Bu artık kişisel bir mesele. Bunu sen istedin. Hedefe kilitlenme başarılı. Gör bakalım şimdi. O eğitimler şimdi gerçekten işe yaradı. Baba. Sen iyi misin? Çok acıyor. Of olamaz bir tanem. Bir dakika, bir şey yapmam lazım. Merak etme, baban onu hemen halleder. Ben şimdi ne yapacağım peki? Yardım ister misin dostum? Vay canına, bu bir mucize. İstediğin bir şey görüyor musun? Bir sürü seçenek varmış. Bir bakalım. İşte bu işe yarar. Teşekkürler. Endişelenme kızım. Babacık günü kurtaracak. Bu iğneyi yerinden çıkaracak. Bunu iğnenin üstüne koyuyorum. Sonra kolu çekiyorum. Ve bu iğneyi emip direkt yerinden çıkarıyor. Başardım babacığım. Sen benim kahramanımsın. Sadece gereğini yaptım tatlım. Eyvah. Sanırım buradan hemen gitmemiz lazım. Koş. Evet, arkanıza bakmadan kaçsanız iyi olur. Ve böylece bütün bu lollipop bana kalır. Ciu ciu. Aa bak, bir dinozor. Rar. Hapşi. Hapşi. Aa olamaz. Geliyorum oğlum. Benim zavallı bebeğim. Sen iyi misin tatlım? Sorun nedir şampiyon? Kendimi hasta hissediyorum anne. Hadi o zaman seni ısıtalım. İşte bunun yardımı olacaktır. Yalnız biraz ilaç da alman gerekiyor. Bu kendini daha iyi hissetmeni sağlayacak. Kocaman aç bakayım. Hayır. İstemiyorum. Ama bunu alman lazım. Tatlım, bir şeyler yap hadi. Tamam, buldum. Onun yerine neden bu lollipopu almıyorsun? Hah, seni kandırdım. İlacını içersen bu senin olur. Hadi bakalım. İşe yaramıyor. İlaç içmek istemiyorum. Zor bir işmiş bu. Aa, bir dakika, bir fikrim var. Gaz olsun. Ona gazlı içecek veremeyiz. Bir dakika ama. Boş gazoz kutusuna bir pencere açıyoruz. Yalnız parmaklara dikkat. Bu yeterince büyük. Kestiğimiz parçayı geriye itiyoruz. Sonra bunun içine ilaç şişesini koyuyoruz. Sonra kutunun içine bir pipet sokuyoruz. Ardından pencereyi kapatıyoruz. Çok akıllıca değil mi? Şşt, bu gerçek bir içecek değil.
çok kurnazca. Noah, biraz içmek ister misin? Evet, lütfen. Çok güzelmiş. Aferin oğluma. Birazdan kendini iyi hissedersin. Bunu duydun mu ufaklık? Vay canına, bu içecek çok güzelmiş. Artık kendimi hasta hissetmiyorum. Çok yönlü bir malzeme olan epoksi eğlenceli ve ilginç el işleri yapmak için harikadır. İstersen sen de yaratıcılığını kullanıp benzersiz şeyler yapabilirsin. Senin en sevdiğin el işi hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını alalım. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.